Sütaş sütçülüğe odaklanıp bu alanda uzmanlaşıp büyürken çiftlikten sofralara güçlü bir tedarik zinciri yapısına ulaşmış. Ayrıca gıda güvenliği ve güvenilirliği bakımından çağın beklentilerini karşılayabilen bir örnek haline gelmiştir. Çiftlikten sofralara entegre iş modeli, ineğin beslendiği yemden başlayarak tüketicinin sofrasına kadar giden bir süreci yönetmekte ve kontrol altına almaktadır. Pandemi dönemiyle birlikte bu modelin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar güvenilir gıdaya olan ihtiyaçlarını ve bu dönemde bir kez daha kuvvetlice hissettiler. Ayrıca tedarik zinciri güvencesinin önemi de tekrar fark edildi. Biz çok şükür çiftlikten sofralara modelimizle böyle bir avantaja sahibiz. Bu iş modelimizde hem tedarik güvencesi hem de tüketicilerimizin beklediği gıda güvencesi sağlanmış olmaktadır. Ekonomik ve sosyal etkileriyle de bu model kapsayıcı bir bölgesel kalkınma modeli niteliğindedir. Bu modelle hayata geçirilen Bursa, Karacabey, Aksaray, Tire, İzmir tesislerinde edindiğimiz bütün tecrübelerle ve orada elde edilen başarıyla bir hayal kurduk. Bu yatırımla tarımı dönüştürebilme hayalini kurduk. Bu yatırımla bir bölgesel kalkınma projesini tetikleyebilme hayalini kurduk. Bu yatırımın nasıl bir şey olduğunu hissetmeniz için şu örneği verebilirim. Biz Aksaray'da ilk temel attığımız zaman çıktık bütün köylerde saydırdık, baktık ne kadar inek var, ne kadar süt var. 170 ton süt vardı. Bugün 10 sene sonra Aksaray ilinin sınırları içerisinde 1250 ton süt üretiliyor. Bu Aksaray'ın toprağından, güneşinden, suyundan üretilen bir büyük katma değer, bir büyük nimet. Hakikaten bu bize mesleğimize daha fazla bağlanma, mesleğimizi daha layıkıyla yapma heyecanı ve sorumluluğu yükledi. Aksaray gibi daha önce sanayi bölgesi ve büyük ismini bildiğimiz fabrikaların olduğu Kapadokya'nın turizm merkezi bir yerde, bir kavşak noktasında gayri safi milli hasılaya katkımız %21 civarında. Bu %21 hesabını yapan bir model ile, bir bilimsel çalışmayla yapanların onların bile çok etkilendiği bir sonuç oldu. Ve bizi bugünlere getiren işte sütün bu bereketi, bize verdiği bu heyecandı. Şimdi Bingöl'de yaptığımızın biraz içeriğini sizlere anlatmak istiyorum. Neler oluyor burada? Burada 10 bin baş kapasiteli damızlık süt sığırı çiftliklerini gördünüz. Bunların yanı sıra 7100 baş kapasiteli de düve yetiştirme çiftlikleri olacak. Tabii erkek yavrular için de onları büyütmek, beslemek için 5000 baş kapasiteli besi çiftliği gerçekleştirilecek. Yine süt hayvancılığı eğitim merkezi, süt hayvancılığı eğitim çiftliği, teşhis ve sağlık laboratuvarları, hayvancılığın Ar-Ge merkezi, hayvan sağlık merkezi, nesil ıslahı merkezi gibi birçok bölgeye ve Türk hayvancılığına önemli katkılar sağlayacak yatırımlar bu kampüs içerisinde gerçekleştirilecek. Yem fabrikamız bu günde 1000 ton sütün ihtiyacı olan 600 ton kesif yem üretimini yapar kapasitede planlandı. Ve yine bitkisel üretim de bu bölgedeki bütün sulanabilir arazilerde yem bitkilerine yönelik makine ekipman geliştirilerek veya bu bölgeye tanıtılarak geliştirilmeye çalışılıyor. Yine bu 1000 ton sütün üretildiği süt fabrikamız, sonra hem çiftliklerin hem de fabrikamızın atıklarını işleyerek biyogaz, biyogazdan da elektrik üreten
tesislerimiz. Onların çıktısı tabii biliyorsunuz bir de organik gübre, orgona mineral gübre haline getirilerek gene bu bölgenin topraklarını zenginleştirmek için kullanılacak. Tesiste 1012 kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Şimdiden 168 kişi çalışmaya başladı. Bunlar %90'ı, 95'i Bingöl ve çevre illerden. Ve onu da kaydetmek isterim ki 8 yıldan beri Bingöllü gençler bu iş için hazırlandılar. Şimdi kendi projelerine, kendi memleketlerine, kendi işlerinin başına döndüler. İnşaat faaliyetleri devam ediyor bir yandan hızla. 500 kişi civarında bir inşaat kadrosu çalışmalarını sürdürüyor. Bu tesisin, bu yatırımın toplam değeri 1 milyar 115 milyon lira. Bunun da 680 milyon lirası bugüne kadar harcandı. Hatta birçoklarının da siparişi verildi. Bu 680 milyonların içerisinde görmediğimiz makine ekipman siparişleri verilmiş bulunuyor. Yem merkezimiz, damızlık düve barınaklarımız bunlar tamamlandı. 3667 büyükbaş hayvanımız artık bu çiftliklerde yaşamaya başladı. Doğumlar başladı, süt üretimi başladı ve bu çiftlikleri doldurmak için gebe düve sevkiyatı da Karacabey'deki yetiştirme tesislerimizden devam ediyor. Sözleşmeli üretimle yavaş yavaş bitkisel üretim başladı. 4.3 milyon lira sadece geçen yıl deneme üretimi kapsamında yapılan sözleşmeli üretimlerin yarattığı, bölge üreticisi için yarattığı bir gelir var. Tabii gübre başlayınca elektrik üretimi de yavaş yavaş başladı ve inşallah söz verdik. Nisan ayından itibaren süt fabrikası, Mayıs ayından itibaren de yem fabrikası üretime başlamış olacak ve tesislerimiz inşallah sizlerin de uygun göreceğiniz bir tarihte Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren açılmaya hazır hale, açılışı yapılmaya hazır hale getirilecek. Bu yatırımın sonuçları günde 1000 ton süt dediğimize göre 43 bin sağmal hayvan gerekiyor. 43 bin hayvanın sağılması lazım ki 1000 ton sütümüz olsun. Bunun tabii yavrularıyla, erkekleriyle de 94.600 baş bir hayvan varlığına vesile olması gerekiyor. Bu büyük bir varlık tabii, maddi olarak da çok büyük bir varlık oluşuyor. Bu bölgede hiç olmayan bir zenginlik, mal varlığı oluşmuş oluyor. 1000 ton süt üretiminin günlük 2.8 milyon lira, yıllık da 1 milyar 22 milyon lira hasılat oluşacağını dikkatinize sunarım. Yani günde 2.8 milyon lira bu bölgenin üreticisine gelir sağlanacak. Hayalimiz buradaki 1000 ton sütün 50 baş çiftliklerde, 50 baş ve üzeri çiftliklerde üretilmesi, hesaba göre de tabii bu 660 çiftlik sayısını bize veriyor. İnşallah bu tür çiftliklerin gelişmesi için biz de elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Burada 11 bin baş erkek buzağı satışı gerçekleşecek. Tabii bunları büyüten besiciler de 8 bin ton karkas et elde edecekler. Süt üretiminin hasılatı, besi hasılatı, reforme hayvan satışı, gebe düve satışı bunların hepsini topladığımızda 1 milyar 554 milyon lira sadece hayvancılıktan bir hasılat elde edeceğini görüyoruz. Bu bölge için olmayan bir şey. Yeni geliyor bu. Bu kadar hayvanı yaşatmak için de 235 bin dekar araziye ihtiyaç var. Ortalama. Tek ürün, çift ürün hesabını görüyorsunuz. Ve buradan 602 bin ton kaba yem üretilecek. 602 bin ton kaba yemin dışında bir de tabii kesif yem üretilmesi lazım. Fabrikanın da üreteceği bitkisel girdilerden oluşuyor. Orada da 485 bin dekar arazide 595 milyon lira değerinde bitkisel üretim yapılacak. Demek ki kaba yem için 310 milyon lira civarında bir hasılat, karma yem için 595 milyon lira civarında bir hasılat ve bitkisel üretimden de 905 milyon lira hasılat oluşacak.
Buna ilave ettiğimizde etmemiz gereken personel ücretleri, taşıma dağıtım hizmetleri ki o da 271 milyon gibi yüksek bir rakam ve diğer mal ve hizmet alımları bölgeden 104 milyon olmak üzere bu yatırımın bölgede yaratacağı doğrudan ekonomik faaliyetin toplamı aşağı yukarı 3 milyar lira. Bu bizi heyecanlandıran, işimize dört elle sarılmamıza ve sizlerin desteğini almamıza mazhar olan esas iş burada. Bu kadar hayvanın yarattığı, sütçülüğün yarattığı bu ekonomik faaliyet. Ve bölgede 250 kilometre bir uzaklığa kadar olan tüm yerlerde artık sütümü nasıl pazarlarım, hayvanımın yiyeceğini nereden alırım, nereden bulurum, ürettiğim bitkiseli pazarlayabilir miyim gibi sorunlar kalmayacak. Bu 3 milyar lira zaten bu işi çözmüş oluyor. Bu talebi karşılayacak bir gelir üretilmiş oldu.